çalıştığı bir günü ümit ederdik bugün. Ama meclis tatilde. Tabii çalışıp da dezenformasyon yasası çıkaracağına tatilde olmasını da tercih ederiz. Ama bu kadar uzun tatiller, bu kadar büyük dertlerin biriktiği, bu kadar çok çözüm önerilerinin ortada olduğu ve iktidarın duymadığı bu ülkede bu kadar uzun bir tatile de gerek olmadığını ifade ediyoruz tekrar. Ama yine söyleyelim, varıp da sansür yasası çıkaracaklarına bu hafta çalışılmaması yeğdir. Sansür yasasının 1 Ekim'e kalmış olmasını son derece önemsiyoruz. Ama esas çağrımız şu, bu dezenformasyon diye ifade ettikleri sansür yasası geldiğinde, gazeteci meslek örgütleri bizleri ziyaret ettiğinde demiştik ki, özellikle basın ilan kurumuyla ilgili, basın kartları ile ilgili, sarı basın kartları ile ilgili düzenlemelerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2023. Bunu yazın bırakın, Ekim ayına bırakın ve yazı gazeteci meslek örgütleriyle bu konuyu çalışmayla geçirin dedik. Şimdi bırakılmış olmasını önemsiyoruz. Ama bütün yazı yine Ağustos böceği gibi geçirirse Cumhur İttifakı ve 1 Ekim'de dediğim dedik, çaldığım düdük derlerse o zaman bu ertelemenin hiçbir kıymeti olmaz. O yüzden basın meslek örgütleriyle, gazetecilerin örgütleriyle ve toplumun tüm kesimleriyle, hatta muhalefet partileriyle bu konunun istişare edilmesi gerektiğini, dünyadaki iyi örneklerin incelenmesi gerektiğini ve bu sansüre varan kısıtlamaların ve kimin gazetecilik yapacağına yürütmenin atadığı bir kişinin karar vermesinin, onun belirlediği bir kurulun karar vermesinin doğru olmadığını söylüyoruz. Bu 3 aylık sürenin dezenformasyon kanunu olarak nitelendirilen kanunun içeriğinde özlü ve iyiye doğru değişiklikler yapılmak için değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizim üzerimize ne düşerse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada varız. Olumlu katkı vermek için varız. Basın meslek örgütlerinin çalışmalarını, katkılarını mutlaka değerlendirilmesi, alınması ve buna göre 1 Ekim geldiğinde kabul edilebilir bir hale gelmiş olan bir teklifle karşımızda olmalarını bekliyoruz. Çok konuşulan bir gündem var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Dodurga'da yapılan seçimi sonuçlarını takip ettik ve Dodurga'nın bir belde belediyesiyken bir köye dönüştürülmesini doğru bulmamıştık ve biz halen daha söylüyoruz. Büyükşehir kanunuyla birlikte mahalle yapılan beldeleri ve büyükşehir olmayan yerlerde köye dönüşmüş olan belde belediyelerin yeniden açılması lazım. O dönemde hem bir hukuk mücadelesi hem de nüfusun ve bir başka mahalleyle birleşerek yeniden belde olmasıyla ilgili Dodurgalıların mücadelesi önemliydi. O mücadeleyi veren kişinin aday olması, muhtarın aday olması ve belediye başkanı seçilmesi anlamlıdır. Dodurga'ya hayırlı olsun sonuçlar. Tabii Cumhur İttifakı'nın Dodurga sonuçları üzerinden bir umut kendisine devşirmesini tebessümle izliyoruz. Cumhur İttifakı'nın ne hallere düşmüş olduğunu görmek açısından da önemsiyoruz. Son il genel meclis seçimlerinde %91 oy aldıkları Dodurga'da şimdi de işte yine %90'a yakın 87 bir oy almışlar. Yani biz Dodurga'da geriye gittiniz demeyeceğiz ama bunlar da Dodurga'ya bakıp Türkiye'de durumumuz iyidir sanıyorlarsa sanmaya devam etsinler. Dodurga seçimleri üzerinden Cumhur İttifakı'nın zafer naraları atıyor olmasını, içinde bulundukları çaresizliğe ve muhtaç oldukları morali, Dodurga'daki beldelerini geri alan Dodurgalıların atmış oldukları oylara bağlıyorlarsa böyle sevinmeye devam etsinler. Ama son gülen iyi gülecektir. Biz önümüzdeki dönemde Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her geçen gün daha iyiye giden seçimlerle ilgili atmosferi, elimizde bulundurduğumuz psikolojik üstünlüğü ve tüm anketlerde Sayın Genel Başkan'ın geçen hafta müjdelediği gibi artık yapılan tüm bağımsız anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin küçük bir farkla da olsa birinci parti olma noktasına gelmesini memnuniyetle takip ediyoruz. 81 ilde, bütün ilçelerde, beldelerde, köye dönüştürülmesinden sorumlu olmadığımız ve düzelteceğimiz beldelerde, bütün mahallelerde büyük bir moral ile çalışmaya devam ediyoruz. Sayın basın mensupları, enflasyon rakamları açıklandı. Tabii Türkiye'de bir Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu var, TÜİK. Bir de gerçek halkın enflasyonu var.
halkın enflasyonuna en yakın rakamları yayınlayan enflasyon araştırma grubu diye bağımsız bir kuruluş da var. İkisinin arasında da uçurum var. TÜİK aylık enflasyonu dün 4.95 olarak açıkladı. İlk 6 aylık dönem için 42.35'e denk geliyor. Son bir yılda ise 78.6 bir enflasyon açıkladı TÜİK. ENAK'a göre son ayın enflasyonu 4.95 değil 6.77. 6 aylık enflasyon 42 değil 61. Yıllık enflasyonda %78 değil %138. Vatandaş hangisine inansın? Vatandaş markette, pazarda, sokakta ne görüyorsa ona inansın. Biz vatandaşın gerçek enflasyonu meselesini vatandaşa bırakıyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Herkes maaşlarına yapılan zam mı? İşte asgari ücret düzenlemesi bu enflasyon oranı %42 kabul edilerek ve kabul edilemeyecek bir şekilde %30'da anlaştılar. Oysa ki bu yılın ilk 6 aylık enflasyonun %90 olduğu gerçek enflasyon ilan edilseydi herhalde %30'a imza atarken sendika başkanı ya başımıza bir şey gelmesin diye endişelen sendika başkanı 40'ken 30'a imza atan herhalde 90'ken 89'ken 30'a imza atmayacaktı. Yani TÜİK onu bırakın kanun var, memurlara verilen zam var ve orada TÜİK'in bu rakamlar üzerinde yapmış olduğu manipülasyon herkesin cebinden parayı çalıyor. Herkesin cebine girmesi gereken, evladının boğazından geçmesi gerekeni birileri hesaplarla oynayarak alıyorlar. İşte işin bu tarafı affedilebilir değildir. Yani TÜİK sadece rakamlardan ibaret bir kuruluş değil ki. Herkesin alacağı maaş zammının belirlenmesini sağlayan bir kuruluş noktasındadır. O yüzden de yapmış oldukları büyük bir haksızlıktır, kul hakkıdır. Herkesin cebine girecek, evine gidecek maaşa engel olmaktadırlar. Alınacak zamma engel olmaktadırlar. Bu yüzden de bu konuya bir kez daha dikkat çekiyoruz. Ve ne noktadayız onu söyleyelim. TÜFE şu anda %78.6 TÜİK'e göre. TÜFE yine TÜİK'e göre en son 1998'de bu rakamdaydı. 1998'den beri en yüksek enflasyondayız. 1998'in Eylül'ünde buradaydı ve düşmeye başladı. AK Parti geldiğinde kaçtı? Öyle bir anlatıyorlar ki çok yüksek enflasyon aldık. %29. AK Parti Eylül 98'de %80'lerde olan enflasyonu geldiğinde %29'dan devraldı. Üçlü koalisyondan. Ve o enflasyon bugün geldiği noktada %78.6. Peki üretici fiyatları, üretici fiyatlarındaki enflasyon bugün %138. Bundan 328 ay önce Şubat 95'te bu noktadaydı. Şubat 95'ten beri en yüksek noktadayız. Peki %138 de 2002'de AK Parti geldiğinde kaçtı? O zaman da %30'du. %30'dan aldıkları toptan eşyayı bugün %138'e çıkarmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani artık kendi dönemlerini bırakın. Üçlü koalisyonu çok eleştiriyor, onu bırakın. Ondan önceki Anasol D hükümetlerine falan gitti iş. O noktalardayız. Çiller hükümetine gitti iş. O noktalardayız. Çillerin krizli günlerinin noktalarındayız. Kendi aldıklarının da %30'da aldıklarını %138 yaptıkları bir beceriksiz yönetim noktasındayız. Halkın enflasyonu ise ona şöyle dönüp bakmak lazım vatandaşlarımıza. Siz kendi enflasyonunuza bakın. Ben bu sabah yaşadığımız yerdeki bir dükkanda fiyatlara baktım ve geçen seneki fiyatlarla karşılaştırdım. Bunu herkes kendisi yapabilir. Örneğin bir somun ekmek 1,5 lirayken 3 lira oldu. Olmadığını gören varsa enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakama eşit olduğuna inansın. 1 litre günlük süt 10 liradan 25 liraya çıktı.
Eğer 25 lira diyen varsa, 25 liranın altında alan varsa o zaman dönsün bu hesabı kendisi yapsın. Bir yumurta 75 kuruşlu 1,5 lira bugün. 1 litre ayçiçek yağı geçen sene 18 liraya alınıyordu, 50 lira bugün. Yani 1 litre ayçiçek yağında %163 enflasyon var. Vatandaşın gerçek enflasyonu bu. Bir sene önce pompada 7,82 olan benzin an itibariyle Ankara Çankaya'da 25 lira 38 kuruş. Bir sene önce 7 lira 33 kuruş olan mazot an itibariyle 26 lira 80 kuruş. Bir sene önce 70 litre mazotu traktöre dolduran 480 lira veriyordu. Bugün 2100 lira veriyor. Hesap bu kadar basit, bu kadar ortada. Bu yüzden enflasyon rakamlarındaki tartışmada TÜİK'e inanan, TÜİK gibi enflasyon var diyen Cumhur İttifakı'na oy versin. Ama enflasyonu gerçekten bıçağı kemiğinde hissedenler artık bu kötü yönetime yol versinler gitsin. Karşımızda enflasyonu kontrol etmek için hiçbir şey yapmayan bir iktidar var. Onların bir tek hedefleri var. Aralık ayında geçen sene %13,5 olan enflasyona bu sene aralığa varınca baz etkisiyle enflasyon kontrol altına alındı diyecekler. Nebati'nin dilinin altında döndürdüğü bu aralıkta baz etkisi. Aralıkta baz etkisini böyle aralık ayında Nebati, Sayın Nebati bir şey icat edecek de enflasyon düşecek gibi pazarlamaya çalışan bir tuhaf akılla karşı karşıyayız. Geçen sene %13,5'tu. Bu sene aralık geçtikten sonra 13,5 hesaplardan çıkacak son bir yıl enflasyonunda. Böylelikle baz etkisi dedikleri geçen seneki beceriksizliğin menzilinden çıkmış olacaklar. Öyle bir enflasyonun düşeceği yok. Tüketici fiyatları ile üretici fiyatları arasında korkunç bir makas var. AK Parti geldiğinde biri 29 öbürü 30'du. Öyle devraldılar. Şimdi geldiklerinde biri 78, biri %138. Bu şunu gösteriyor. Bir süre daha enflasyon artmaya ve ciddi şekilde artmaya devam edecek. Eğer doğrular yapılırsa bir yerde dengelenebilir. Dengelendiği yer fiyatların düştüğü değil, artışın işte %110'larda seyrettiği bir yere denk gelecek. Buna çok dikkat etmek, bugünden tedbir almak gerekiyor. Ve bir gerçek var ki Sayın Nebati'nin meseleden ne kadar bir haber olduğunu ortaya koyuyor. Geçen ay Mayıs enflasyonu TÜİK'e göre 2.98 çıktığında hemen sevinip enflasyon düşüş eğilimine girdi demişti. O zaman bugünkü 4.95 ne oluyor Sayın Nebati? Demek ki enflasyon çıkış eğilimine girmiş. Bu kadar tek düze bakan ve bu kadar gerçekleri çarptırarak umut vermeye çalışan bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti'nin başına hiç gelmemişti. Bakın Sayın Nebati'nin iki açıklaması. Birisi diyor ki Diyarbakır'da dünyada emtia fiyatları buğdayından demirine ham maddesine kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu kontrol altına aldık. Yine aynı Nebati söylüyor. Finansal piyasalardaki istikrarı arttırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başka enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi yüzünden. Şimdi bu iki lafı bir sene arayla edebilirsin. 6 ay arayla edebilirsin. Hadi 1 ay arayla da edebilirsin. O zaman düşüyordur da şimdi çıkıyordur. 1 Temmuz'da Diyarbakır'da dünyada emtia fiyatları düşüyor diyor. 4 Temmuz'da Ankara'da emtia fiyatlarındaki artış sürüyor diyor. Hangisi doğru Sayın Nebati? 3 gün arayla dünyadaki emtia fiyatlarındaki artış durdu, düşüş eğilimi varla çıkış sürüyor ifadelerini nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin başında oturan, maliyesinin başında oturan bir bakan edebilir? Gerçekten artık vatandaşla alay etmenin de bir haddi bir hududu var. Ve bir gerçekle karşı karşıyayız. Dünyada da enflasyon yaşanıyor. Ama dünyada enflasyon %4, %6, %7 yaşanıyor ve tedbir alınıyor. Türkiye'de %138'lerde enflasyon var. Ama kimsenin tedbir aldığı yok baz etkisini beklemekten başka. Bakın
En yüksek artış dünyada. En yüksek artış. Petrolde yaşandı. %50. Yani 72 dolarlık petrol oldu 109 dolar. %50 bir artış var. Bu durumda bu %50 artış bize yansısa ne olacaktı? 6 liralık mazot 9 lira olacaktı. Bugün kaç para? 27 lira. Yani 6 lirayla 9 lira arasında %50'lik artış, o 3 lira dünyadaki petrol fiyatlarındaki artıştan. 9 liradan 27 liraya kadar ki çıkış bizimkilerin beceriksizliğinden. 9 lira olmasıyken benzini, mazotu 25, 26, 27 liraya kadar çıkarmak bizimkilerin beceriksizliği. Başka bir şey değil. O yüzden küresel etkiye değil, bizimkilerin beceriksiz yönetiminin etkisine bakmak lazım. Ve çok net bir şey. Bütün dünyada enflasyon var diyorlar. Doğru. 220 tane ülke içinde enflasyonu bizden çok olan ülke, hani bütün dünyada olunca sanırsın 150'si bizden yüksek. Sadece 5 ülke var. Suriye, Venezuela, Zimbabwe, Sudan ve Lübnan. Bakarsanız Lübnan'da büyük bir ekonomik kriz, büyük bir karışıklık yaşanıyor. Sudan'da askeri darbe yaşandı. Zimbabwe'de çok kısa süre önce askeri darbe yaşandı. Suriye'de de iç savaş var. Yani içinde darbesi, savaşı, karışıklığı olmayıp da enflasyonu bizden yüksek bir ülke yok. Ukrayna'yı Rusya işgal etti. Bombardıman altında enflasyonu bizimkinin 1/4 kadar. Rusya savaşta, bütün dünya tepesinde, enflasyonu bizim altımızda. Bütün dünya yaptırım uyguluyor Rusya'ya ama enflasyonu bizim altımızda. Bu yüzden ben bir kez daha vatandaşlarımızın bu enflasyon meselesinde yumurtanın, sütün, ekmeğin, ayçiçek yağının, benzinin, mazotun kaçtan kaça geldiğini hesaplayıp şu TÜİK'in ceplerinden, TÜİK eliyle kendi ceplerine girecek parayı kimlerin nasıl çaldığına bir baksınlar. Şimdi bir başka vatandaşın, devlet memurunun cebinden para çalma operasyonunu burada sizlerin, vatandaşlarımızın bilgisine sunmak istiyorum. Bakın, bir numarayla bütün herkesin cebine girecek parayı devlet memurlarının maliyenin matematik şeytanlığıyla nasıl insanların cebinden alındığını göstereceğim. Mesele şu, çok basit. Yılbaşında devlet memurları %7,5 zam aldı. Önce 5'ti, kanundan 7,5 yapıldı. %7,5, hatta yapılırdı yapılmazdı, kanun toplu sözleşmeyi değiştirir değiştirmez tartışmaları da var. Ama şimdi konumuz başka. Yılbaşında memura %7,5 zam verdi. Gerçek durum bu, maliye de öyle kabul ediyor. Yılbaşında memura %7,5 zam verildi. Hepimiz biliyoruz ki kanun şunu der: Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek bu zamma. Yani enflasyon farkı verilecek eğer enflasyon zamdan fazlaysa. Enflasyon kaç? TÜİK açıkladı, 42,35. Ne yapmak lazım? Normalde 42,35'ten verilen zammı düşüp aradaki enflasyon farkı 34,85'i vereceksin. Var mı bunun başka bir hesabı? Ve o 34,85'i hesaplamak için %42,35'lik enflasyondan 7,5 34,85. Bunu yapınca %44,29 zam yapman gerekiyor memurlara. Bu kadar net. Eğer sen %44,29 zam yaparsan enflasyon farkını veriyorsun. Tabii %7 ikinci 6 ayın zammı da var. Yani %7,5 birinci 6 ayın zammı, enflasyon burada. Enflasyondan birinci 6 ayda %7,5 çıkaracaksın, %34,85. İkinci 6 ay için %7 öngörmüştü toplu sözleşme. Onu ilave edeceksin, %44,29 zammını verip geçeceksin. Normal hesap bu. Ama bizim maliye enflasyondan 7,5 düşüp enflasyon farkı vermek yerine, bütün iş burada oluyor hesabı, enflasyonda %7,5 düşüş uygulayıp
%7,5 düşüş uygulayıp 34.85 yerine 32.42 diye bir rakam buluyor. Enflasyondan verilen zammı düşüp enflasyon farkı hesaplamak yerine enflasyona %7,5 zam indirimi yapıp 132.42 buluyor ve bu 32.42 üzerinden hesap yapıyorlar. Böylelikle ikinci 6 ayın %7'sinin ilavesiyle 44.29 olacakken %41.69 diye bir rakam buluyorlar. Hal böyle olunca ne oluyor? Üniversite mezunu 9'un birinde yeni memur 6.854 lira alıyordu. Kendisine gerçek hesaplamayla 9.700 lira maaş ödeyeceğimize, 9.890 lira maaş ödeyeceğimize, maliyenin hesabıyla 9.707 lira maaş ödüyoruz. Ve 183 lira her maaşından para çalınıyor. Bu rakam birin dördü öğretmen için aylık 231 lira, başkomiser için 296 lira, 8'in biri polis memurunda 258 lira, hemşirede 5'in biri 222 lira, araştırma görevlisinde 7'nin biri 285 lira her ay ceplerine girecek maaş hesap oyunu Ali Cengiz ile ceplerinden alınıyor. Şimdi toplu sözleşmeye imzayı kim attı diye bakalım. Toplu sözleşmeye imzalı bir tarafta Bakan Vedat Bilgin var, bir tarafta Memur Sayın Genel Başkanı Ali Yalçın. Ali Bey, şuna bir bakın. Böyle hesap olur mu? Şu hesabı hiç incelemediniz mi? Bunlar geçen sene enflasyon 2 sene önce %9, toplu iş sözleşmesi 7,5, aradaki 1,5'un bilmem nesi 3 liraya 5 liraya denk geliyor diye kimsenin dikkatini çekmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi grubu gururla sunar. Şimdi ilk yapılacak iş, bakandan randevu alsınlar, bu hesabı yapsınlar. Enflasyon farkı böyle mi verilir, böyle mi verilir? Çok net. Diğer memur sendikalarına çağrımız. Bir an önce diğer konfederasyonlar, memur sendikaları, hemen mahkemeye gidin. Bilirkişi isteğin hesabı yaptırın. %42'lik enflasyondan Ocak ayındaki 7,5 zam buçup 34.85 enflasyon farkı verileceğine, %42 enflasyona %7,5 tenzilat yapıp %32 enflasyon farkı vereceğiz diyorlar. Çıkaracağına 107'ye bölüp 100'le çarpıyor. Arada ne çıkıyor? Memurlar çırak çıkıyor arkadaşlar. Bütün devlet memurları çırak çıkıyor. 44 nerede? 41.69 nerede? Ve biraz önce söylediğim gibi polis memuru kardeşimin cebine girecek para 258 lira. Hemşire kardeşimin cebine girecek para 222 lira azalıyor. Eğer Ali Yalçın sendikadaki bir tane matematikçiye doğru hesabın bu olduğunu hesaplatsın, ben çıkacağım kendisinden özür dileyeceğim. Ama enflasyon farkının 42,5'a %7,5'u bölelim, 100'den çarpalım, 32'ye düşürelim hesabı, İnsanın aklına şunu getiriyor: kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa. Eğer sendikacılarda, Sayın Ali Yalçın'da şu kadarcık matematik, bundan birazcık fazla insaf varsa bu hesaplamayı kabul etmez. Derhal bu konuda bakanla görüşsünler, reddediliyorsa mahkemeye versinler, memurun hakkını çatır çatır alsınlar. Ayrıca bir diğer eksiklik, bir kez daha söyleyelim, İyi niyet olsa bu artışlar yapılırken gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi lazımdı. Şimdi ne oluyor? %20 gelir vergisine girenler bu zamdan sonra %27'ye giriyor. %7 fazla vergi ödeyecek. Yani bir yandan zammı veriyorsun %41.69 onların hesabıyla, %7'sini hiç cebine girmeden vergi olarak geri alıyorsun. %27 olanlar da 35'e çıkacak, onlardan da %8 alınacak. Oysa ki bu gelir vergisi dilimlerine de enflasyon oranında artış yaptırılsa, o zaman memurun ödeyeceği vergi artmaz. Neden artsın?
Geliri artmıyor ki, alım gücü artmıyor ki. Onları arttırmazsanız siz aslında alım gücü artmayan, parası çok eriyen, bir kısmı telafi edilen birine sen daha çok kazanıyorsun, %7 daha çok vergi vereceksin diyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bütün vatandaşlarımız da bu gelir vergisi dilimlerinin artmamasından dolayı %7, %8 mağduriyete uğrayacak vatandaşlarımız. Bunu da bir kez daha dikkatlerinize sunmak isteriz. Bunun dışında tabii Vedat Bilgin bazılarının ilk geldiğinde eskisinden iyi olacak diye ümit ettiği Vedat Bilgin'in vatandaşla gönül bağını tamamen kopardığını dün bir kez daha gördük. Diyor ki Vedat Bilgin, açlık sınırının 6.000 lira olduğunu kim söylüyor diyor. Kim söylüyor biliyor musunuz? İmzaları atarken fıkır fıkır konuştuğunuz Türk İş söylüyor. Diyor ki bizce diyor 3.600-4.000 lira arasında açlık sınırı diyor. Ve diyor ki bilimsel bir çalışma yaptıysanız açıklayın. Vedat Bey, siz 6.000 lira açlık sınırının altında bir rakama hesaplattıysanız nasıl hesaplattınız? O insanlar nasıl tokmuş bir söyleyin. Bu 6.000 lira 4 kişilik bir aile için hesaplanıyor. Oysa Tayyip Bey bir tek olur, 2 rekabet olur, 3 denge olur diyordu. 3 çocuk yapın diyordu. Son dönemde 5'e çıkardı. Onu dinleyenin 7 kişilik ailesini geçtik. 2 çocuğu olan 4 kişilik aile için 6.000 lira açlık sınırı. Bunun içinde başta ev kirası var. Elektrik parası var. Doğal gaz ya da tüp, doğal gaz ya da kömür var. Pişirmek için, ısıtmak için ya tüp ya doğal gaz, ısınmak için ya kömür ya doğal gaz parası var. Giyim kuşam var. İşe, okula gitmek için yol parası var. Mutfak masrafı var. Var oğlu var. Ve bütün aileye 6.000 liranın altı açlık sınırı demiş. Hayır diyor. Açlık sınırı diyor. Türkiye'de diyor 4.000 lira diyor. Tabii bu başka bir itiraf. En düşük emekli maaşı 3.500 lira diye kasılanlara Vedat Bilgin onların da açlık sınırının altında bırakıldığını ayrıca itiraf ediyor. Ama bu 6.000 liraya açlık sınırı değil demek vicdansızlık. Yoksulluk sınırı da 20.000'miş diyor. O zaman hepimiz yoksuluz diyor. Vedat Bey, bu hesaba göre sen yoksul değilsin de elbette 20.000 liranın altında geliri olan aileler zengin aileler değil Türkiye'de. O yüzden devlet memurlarının hepsi yoksul. O yüzden söylüyoruz ki orta direk diye bir şey yok, çöktü. Bütün esnaf yoksulluk çekiyor. Çiftçiler yoksulluk çekiyor bu yüzden. Yoksulluk ya da zenginlik rakamlarla değil, hissedilerek yaşanan bir şey. Çal kapısını, karşına çıkan memur ailesine sor bakalım. Sen zengin misin, yoksul mu hissediyorsun kendini diye. Ve emeklilikte yaşa takılanlar da bir iki bir şey söylemiş Sayın Vedat Bilgin. Nihayet masamızda çözeceğiz falan demeye başladılar. 3600 ek göstergeyi 3600 kez söyledik de çözüldü. Doğru mu? Var mı yanlış tarafı? 3600 ek göstergeyi Cumhuriyet Halk Partisi 3600 kez söylemese, bu beklenti diri tutulmasa bu noktaya gelir miydik? Hayır. Emeklilikte yaşa takılanlar da boynumuzun borcudur. Bunu kendileri seçim vaadi olarak yapıp da burada AKP'nin dümen suyuna girip EYT'lileri yüzüstü bırakmasaydı MHP, bu mesele 2,5 sene önce çözülüyordu. Oylama yaptık burada. 2,5 yıl önce MHP çark etti, sözünden döndü, grup başkan vekilini görevden aldı ve bugüne kadar bu sorun çözülmedi. Ama 3600 kez söylediğimiz gibi 3600 ek göstergeyi gerekirse 10.000 kere söyleyeceğiz. Bunu ya yaptıracağız ya bir sene sonra gelir gelmez kendimiz yapacağız. Sağlık Bakanlığı'nın yüksek COVID oranları ile ilgili bir uyarıda bulunalım. İlk baştan beri söylüyoruz, Sağlık Bakanı birden COVID'i Türkiye'nin gündeminde olmaktan çıkardı ve son bir haftada %114 artış var. Vefat sayıları düşük sayılar olmasına rağmen %50 artmış. Dikkat etmek lazım. Haftalık olarak sayılar ilan edilmeye başladığı günden bugüne kadarki değişim şu.
30 Mayıs 5 Haziran arası 7000 vaka vardı. Son bir haftada 57000 vaka var. Yani Türkiye'nin gündeminden düştü. Günlük bile ilan etmeyeceğiz. Haftalık dediklerinde 7000'di. Şu anda 57000. Haftalık vaka sayısındaki artış. Bu konuda Bilim Kurulu'nu ve Sağlık Bakanlığı'nı daha dikkatli olmaya, daha duyarlı olmaya, salgının yaygınlaşmasına engel olacak tedbirleri almaya davet ediyoruz. Yoksa öbür türlü yine kısıtlamalar, yine kapatmalar, yine yasaklamalar, yine saatler, bunu atlatabilecek ne esnafımız ne ekonomimiz var. Covid'den kırılmadan, ekonomiyi zora sokmadan basit tedbirleri bir an önce almakta fayda var. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir başka konu, çok kısaca değineceğim. Bir gazeteci arkadaşımız güzel bir çalışma yaptı. Kamu bankalarından alınan reklamları televizyonlar için ve gazeteler için ayrı ayrı döktü. Biz de kamu bankası gazeteye, televizyona reklam verirken eğer birilerini kayırıyorsa, birilerine de hiç vermiyorsa, vermedikleri tamamen muhalif kanallar, verdikleri tamamen yandaş kanallar ve bunun içinde televizyonlarda en başta Bengü Türk var, yani MHP'ye müzahir bir televizyon kanalı, gazetelerde de Türk Gün Gazetesi var. Bunlar birinci sırada. Örneğin gazeteler için en çok ilan, en çok reklam alan gazete Türk Gün Gazetesi dedik, sütün bölü santim üzerinden. Efendim, bu doğru değilmiş, en çok parayı biz almıyoruz. Niye? Bizim gazetenin ilanı ucuz. Yani arkadaşlar en çok sütün santim üzerinden ilan almışlar ama gazetenin ilanı ucuz olduğu için en çok parayı onlar almıyormuş. O yüzden yalan atmayın diyor. Ya senin gazetene biçtiğin değer bu. Sayın Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, gazetenin yazarı, her gün bize sövmekten başka bir işi yok. Hem düşünün bir gazeteci, hem diğer yandan gazetede yazarlık yapacak, hem de genel başkan baş danışmanlığı yapacak. Sonra da gelecek bize, efendim en çok parayı biz almıyoruz. Ya sizin Orta Doğu diye gazeteniz vardı muhalefetteyken. 1 lira ilan alıyor muydu? AKP'ye yanaştınız, ilanları kaptınız. Bakanınız yok, akarınız çok maşallah. Ha en çok parayı almıyoruz. O senin köşe yazdığın gazetenin değerini ortaya koyuyor. Sen kendine biçtiğin değer o. En çok parayı, en yüksek ilan bedelini iste bakalım da başka bir yerden ilan alabiliyor musun? Tirajına bakarsan yine çok alıyorsun. Ama esas sorun şu. Senin üzerinde 10 kat, 100 kat, 1000 kat tirajı olanlara ilan verilmezken sen AK Parti'nin koltuk değnekliğini yapıyorsun, sarayın sözcülüğünü yapıyorsun, sarayın vur dediğine vurup işaret ettiğine hakaret ediyorsun diye ödülü kapıyorsun. Sonra diyor ki KİT komisyonun da sütün santim derken bin diyeceğine milyon demiş sütünü. Sonra da pardon demiş. Özür diledi diyor. Hepiniz özür dileyin. Ne özür dileyeceğiz? Parayı en çok alan değilsin ama hak ettiğin kadar para al diye sana 4 hayrek ağlısı kadar ilan vermişler ha. Böyle ilanları yan yana koy, koca 4 tane hayrek ağlısı yapıyor beyefendi. Neden? İlan sende ucuzmuş. Hak ettiğin bahşişi alasın diye 4 halı büyüklüğünde ilan almışsın. Öbür tarafta Sözcü gazetesi 1 lira almamış. Milli Gazete 1 lira almamış. Evrensel 1 lira almamış. Bir Gün 1 lira almamış. Sen en yüksek ilan alan gazete olmuşsun. Bir de bin yerine milyon dedi, sütünü santimi bizden özür dilensin. Sen, sana umut bağlayıp da oy veren, seni gazete diye alayıp okumak isteyen milyonlardan özür dile önce. Önce onlardan özür dile, sonra çık bizimle konuş. Hem suçlu hem güçlü. U dönüşünü yapmış, ilanları kapmış. Sonra diyor ki en çok parayı almıyorum, bizde ilan ucuz. Aferin, daha ucuz yap, daha büyük ilan verirler sana. 10 halı büyüklüğünde verirler. Sen sarayın bu kadar sözcülüğünü yaparken, bir 3 sene önce, 4 sene önce, 5 sene önce ne konuşuyordun, ne yazıyordun? Danışmanlığını yaptığın genel başkanın Tayyip Erdoğan için ne konuşuyordu? Bir ona bak. O zaman 0 TL alıyordun. Şimdi parayı kapmışsın, böyle konuşuyorsun.
Bir diğer haksızlık, Binali Yıldırım, nedir bu değerli siyasetçinin görevi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili. Ne kullanıyor? Devletin uçaklarını, helikopterlerini kullanıyor. Nereye giderken kullanıyor? Siyasi faaliyetlere giderken kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı filosundaki helikoptere biniyor, siyasi faaliyet yapmaya gidiyor. Devletin çivisini çıkardılar. Devletin çivisi çıktı. AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş değerli seçmenlere şunu söyleyelim. Bir bakanın ve cumhurbaşkanının kullanacağı uçağı bir partinin genel başkan yardımcısının kullanması hak mı, adalet mi? Bunun yapılabilmesine vicdanınız el veriyor mu? O uçaklar AK Parti'nin genel başkan yardımcılarına, vekillerine açıksa neden diğer partilerinkine açık değil? Hepimizin parasıyla alınmıyor mu? İçine benzin hepimizin parasıyla konmuyor mu? Pilotunun maaşını hepimiz ödemiyor muyuz? Nasıl bir partinin helikopteri olarak kullanılıyor? Bu kadar büyük bir utanç, böyle bir tenezzül olabilir mi? Bu tenezzül meselesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir helikopter kiralayacak parası mı yokmuş? Ama burada bile vatandaşın cebine elini atan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da dile getirmek isterim. Son dakikada elimize İstanbul Valiliği'nin bir yazısı ulaştı. İstanbul Valiliği özetle diyor ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki 39 ilçenin belediyeleri ve İstanbul'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları. Büyükelçiler eğer size gelirse Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almadan, onların planlama yapmasına imkan tanımadan büyükelçilerle görüşmeyin. Şimdi devlet memurları açısından, kamu kurum ve kuruluşları açısından bakıldığında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir. Ama bunun içine büyükşehir belediyelerini ve belediyeleri dahil ettiğinizde belediye bir yönüyle kamu görevi gören ama başkanlarının, yönetici kadrolarının siyasi kimlikleri de olan yerlerdir. Belediye başkanlarının partileri vardır, partilerinin siyaseti vardır, kendilerinin siyasi kimlikleri vardır ve siyaseti emir komuta zinciri içinde veya size haber vererek yapmazlar. Ayrıca böyle bir yazı yazmanın diplomatik muhataplarınız açısından da mahsurları vardır. Diplomatik olarak şunu söylersiniz. Diplomatik muhataplarınız der ki Türkiye artık muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarıyla görüşmenin dahi iktidarın izni ve takibinde olan bir ülkeye dönüştü der. Bunu rapor eder ülkesine. Der ki ben muhalefet büyükşehir belediye başkanlarıyla, örneğin Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la görüşüp kendileriyle bir diplomatik ilişki kurmak istiyorum. Ama bunu merkezi hükümet denetliyor ve izne tabi. Şey sanıyorlar bunu. Hep mesele şöyle, bir paranoya var. Seçime gidiyoruz. Yabancı ülkeler gelecek, belediye başkanlarıyla konuşacak. Bize karşı bir şey olacak. Ya böyle değil. Örneğin herhangi bir ülkenin büyükelçisi, bir büyükşehir belediye başkanı, sizinkileri de bizimkileri de belki raylı sistemlerinin ihalesine teklif sunmak istediklerini söylemek için. Bir yerdeki tünel inşaatıyla ilgili kendi ülkelerindeki mühendislik firmalarıyla ilgili bilgiler vermek için falan da geliyor olabilirler. Siz hep efendim beşinci kol faaliyeti var, bizi yıkacaklar, bizi yapacaklar. Bu korkunun ecele faydası yok. 20 yıldır kapılmadığınız paniğe bugün kapılıyorsanız bu şekilde, bu şu demektir. Siz gitmişsiniz, ağlayanınız yok. Zaten siz gittikten sonra ağlayan olmayacak, herkesin de yüzü gülecek. Herkes bunu böyle bilsin. Bu iktidar gidecek, bunlar gitsin diye bekleyen herkesin yüzü gülecek. Bu kadar net, bu kadar açıktır. Korkunun ecele faydası yok. Tabii ki böyle izinler almayacağız. Tabii ki böyle saçma talimatlara boyun eğmeyeceğiz. Tabii ki belediye başkanlarımız görevini yaparken sarayın memuru değil, milletin görevlendirdiği seçilmiş kişiler olmanın sorumluluğuyla davranacaklar. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım. Bu özellikle bu aday tartışması söz konusu oldu. Çeşitli açıklamalar da oldu. Sizin
Biz 5. toplantı yapıldı. 6.sı gelecek ay yapılacak. Bu 1. turda yapılan bu ziyaretlerin son derece önemli, son derece anlamlı, son derece yapıcı olduğunu gördük. Genel başkanlarımız çalışıyorlar. Alt masalar kuruluyor. O masalar çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kurulacak masalar için partiler önce mütabakata varıp kendi iş çalışmalarını yapıyorlar. Örneğin geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta biz mecliste başkan vekilliği yapmış işte Sayın Akif Hamza Çebi, Sayın Levent Gök, halen başkan vekilimiz Sayın Haydar Akar, benim de içinde bulunduğum Sayın Kaboğlu'nun bulunduğu güçlendirilmiş parlamenter sistemin iş düzüğünü hazırlıyoruz, iş düzük önerimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde altılı masa iş düzüğü çalışalım dediğinde CHP'nin hazırlığı tamam olsun diye. Yani hem yeni masalar kuruluyor, hem kurulmakta olan masalarla, gelecekte kurulacak masalarla ilgili mütabakatlara varılıyor. Altı partinin mutfağında, yüzlerce odada, onlarca odada partiler kendi hazırlıklarını yapıyorlar ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılında hem güçlendirilmiş parlamenter sistemi, hem demokrasiyi, hem ekonomiyi, hem milli eğitimi, hem meclisin iç düzüğünü, hepsinin birden çalışıldığı hummalı bir çalışma var. Şimdi bu çalışmaların gözden geçirildiği ve bir aylık süreçler içinde hem öne doğru yol haritalarının netleşip hem geride verilen kararların birleştirildiği, pekiştirildiği bir süreci yaşıyoruz. Bununla ilgili tabii Millet İttifakı'nda, altılı mütabakatta, muhalefette moraller yerinde. Bizim bir sorunumuz yok. Ama ak trollerin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin televizyonlardaki onların yorumcularının keyfi kaçmış. Onlar sadece aday konuşsun istiyorlar. Daha önce söyledik. Bir urgan yarışını kaybettiler. Biz onlara adayınızı açıklayın diyorduk. Onlar bize adayınızı açıklayın diyorlardı. Biz çektik, paldır küldür döküldüler. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladı. Biz adayımızı altılı masanın en uygun gördüğü zamanda açıklayacağız. Ve bu açıklamanın yapıldığı güne kadar da Türkiye'yi yeniden nasıl inşa edeceğimizi, AK Parti'nin başta ekonomide yarattığı yıkımı, ayrıca sosyal hayatta, hukuk devletinde yarattığı yıkımı, nasıl geri koyacağımızı, nasıl restore edeceğimizi, yeniden nasıl inşa edeceğimizi hep beraber çalışıyoruz. Bu konuda son derece uyumlu, verilen mesajlar öyle, liderlerin mesajları öyle, perdenin önü böyle, arkası böyle. Burada keyfi kaçan bir tek ak trollerle AK Parti'nin yönetici kadroları var. Bu da onlara dert olsun. Teşekkür ediyoruz.